Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere süper besinlerden bahsetmek istiyorum. Ne demek süper besinler? Diğer besinler normalde bunlar mı süper? Evet süper besinler spirulina ve klorella. Daha önce yayınladığım detoksifikasyon hakkında gerçekler videosunun sonunda da bu spirulina ve klorellanın görevinden bahsetmiştim. Bugün de daha detaylı bir şekilde spirulina ve klorella nedir bundan bahsetmek istiyorum. Spirulina ve klorella özellikle Tayvan ve Japonya'ya özgü tatlı su yosunlarıdır. Mavi yeşil altler dediğimiz grup bünyesinde bulunan iki tane yosun çeşididir. Bunların özelliği şu en ilkel canlı formlarından bir tanesi bunlar. Ancak çok yüksek besin profiline sahip iki çeşit yosundur. Besin profiline baktığımızda özellikle çok yüksek oranda amino asit içerdiği görülmekte. Bunun yanında vitaminler, mineraller hatta bazıları omega 3 çeşidi olan DHA ve EPA'da içerebilmekte. Hatta son zamanlarda ALK'ten elde edilen omega 3'leri de biz konuşmaya başladık. Yani artık omega 3 alabilmek için sadece balık yağına veya kril yağına muhtaç değiliz. Bazı ALK'lerin de doymamış yağ asitlerine sahip olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. İşte bu besin profili nedeniyle Spirulina ve Chlorella süper besinler olarak isimlendirilmektedir. Hatta NASA'nın acaba biz uzaydaki uzay istasyonunda bu Spirulina ve Chlorella yetiştirebilirsek astronotların besin ihtiyacını karşılayabilir miyiz diye de üzerinde çalıştığı iki süper besinden bahsediyorum. Bu anlamda bu süper besin özelliğinden kaynaklı olarak özellikle vegan ve vejeteryan beslenenler için çok önemli bir amino asit kaynağı olarak spirulina ve klorellayı düşünebiliriz. Aynı zamanda doğal bir multivitamin aslında. Yani diğer multivitaminlerdeki bizim dışarıdan eklediğimiz vitaminler, mineralleri içerisine doğal olarak barındıran iki tane yosun spirulina ve klorella. Bunun yanında çok önemli bir etkisi daha var. Özellikle detoksifikasyon üzerinde çok önemli etkileri bulunuyor. Metal şelasyonu dediğimiz, maruz kaldığımız ağır metallerin vücuttan atılmasında görev aldıkları gibi vücudumuzdaki diğer toksinlerin de temizlenmesinde görev almaktadırlar. Özellikle bir önceki videoda anlattığım gibi faz 1, faz 2 ve faz 3 reaksiyonları vardı. Biz yağda eriyen maddeleri faz 1 ve faz 2 ile suda erir hale getirdikten sonra karaciğerden safra içerisinde bağırsağa akıtıyorduk ve gaitayla birlikte dışarıya atmayı amaçlıyorduk. Ancak orada ne demiştim? Eğer bağırsak hareketleriniz iyi değilse defekasyon sistemleriniz düzgün çalışmıyorsa safra safrayla birlikte akıttığınız toksinler tekrardan bağırsaktan geri emilebilir. İşte bu geri emilmeyi engelleyen ve bağırsaktaki toksinleri içerisine hapsederek gayta ile birlikte atılmasını sağlayan en önemli detoksifikasyon maddeleri ise spirulina ve klorella. Bu anlamda detoksifikasyon süreçlerinde kesinlikle atlanmaması gereken süper besinler. Bir önceki videoda yine anlattığım gibi özellikle hızlı kilo verdiğimiz dönemlerde yağ doku içerisinde depolanan toksinler açığa çıkmaktadır ve bu kilo verme süreçleri detoksifikasyonla desteklenmezse vücut bu toksinleri tekrar depolayabilmek için vücutta hapsedebilmek için tekrardan yağ doku üretmeye meyilli olmaktadır. Bu verilen kiloların kalıcı olması için ve vücudumuzda açığa çıkan toksinlerin temizlenebilmesi adına da bu diyet dönemlerinde özellikle spirulina ve chlorella'nın hayata dahil edilmesi bizim için faydalı olacaktır. Yine Örneğin yaz tatilinden çıktığımız bu günlerde yaz tatilinde özellikle deniz ürünleri tüketimi artmakta. Vücudumuza deniz ürünleriyle birlikte ağır metal ve civa gibi maddelerin girebilme ihtimali bulunuyor. Yine deniz suyuna maruz kaldığımız dönemden sonra veya normal hayatımıza göre tatilde alkol tüketiminin veya sağlıksız şeylerin tüketiminin bir miktar arttığı dönemden sonra vücudumuzda bir detoksifikasyon yapma anlamında da spirulina ve klorella hayata dahil edilebilir. Bunun dışında illaki detoksifikasyon amacıyla değil videonun başında anlattığım gibi bu süper besin içeriğinden faydalanma anlamında da aminoasit içeriğinden faydalanma anlamında da ve yine yapılan çalışmalarda özellikle kolesterol üzerinde de spirulina ve klorellanın etkili olduğu gösterilmiş. Yine bağışıklığı güçlendirme ve kalp damar sağlığını destekleme gibi birçok sağlık faydalarından faydalanmak adına da spirulina ve klorellayı hayata dahil edebilirsiniz. Spirulina ve klorella takviyesi kullanırken özellikle dikkat etmeniz gereken bir husus bulunuyor. Spirulina ve Chlorella nasıl ki vücutta ağır metalleri bağlıyorsa, dış ortamda da üretilme aşamasında da ağır metalleri bağlayabilir. Sağlık için spirulina takviyesi kullanırken ağır metale de maruz kalabilirsiniz. Bu nedenle ağır metal analizleri yapılmış, güvenilir üreticiler tarafından üretilen spirulina ve Chlorella takviyelerini kullanmakta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Son dönemde toz halinde, powder şeklinde Spirulina takviyeleri oldukça yaygın. Bu anlamda güvenilir üreticiler tarafından üretilmiş spirulina ve chlorella takviyelerinin kullanımı noktasında dikkat etmenizde fayda var. Son zamanlarda özellikle toz şeklinde işte detoks çayı veya detoks karışımı diye satılan birçok spirulina takviyesi görebilmekteyiz. Bu anlamda standardize bir şekilde üretilen ve ağır metal analizi ve diğer güvenlik analizlerini barındıran bir takviye kullanmaya dikkat etmenizi önemli hatırlatırım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan başka sorular varsa tarafımca kalem alınan Akılcı Evrimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm DNR ve kitap evlerinden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları bana iletebilirsiniz. Peki siz detoksifikasyon için şimdiye kadar hiçbir şey kullandınız mı? Detoksifikasyon konusunda ne düşünüyorsunuz? Videonun altındaki yorumlarda yazarsanız orada da muhabbet etmiş oluruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.